İnsanlar tarih boyunca hareket eden cisimleri gözlemlemiş. Mesela bu hareket eden cismimiz olsun. Sağa doğru hareket ediyor. Belli bir süre sonra bu cismin kendiliğinden durduğunu fark etmişler. Hareket eden bir cisme herhangi bir kuvvet uygulanmazsa bu cisim bir süre hareketsiz kalacak ve duracaktır. Diğer taraftan eğer cismin hareketini sürdürmek istiyorsak bu cisme bir kuvvet uygulamalıyız. Bir cismin üzerine herhangi bir kuvvet uygulanmadan hareketini sürdürdüğünü bugüne kadar kimse görmemiştir. Bir şekilde durmaya zorundaymış gibi görünüyor. Ve işte bu yüzden muhtemelen tarih öncesi zamanlarda ama özellikle Antik Yunan'dan 1600'lerin başlarına kadar neredeyse 2000 yıl boyunca cisimler durma eğilimine sahiptir varsayımı geçerliydi. Cisimler yavaşlama veya tamamen durma eğilimindedir. Cismin hareketini sürdürmek istiyorsanız bir tür net kuvvet uygulamalısınız. Net kuvvet. Bu gündelik hayat deneyimlerinize de uygun bir durum. Tüm hayatımız boyunca çevremizde cisimlerin kuvvet uygulanmayınca durduğunu gördük, değil mi? Ama 1600'lerde bu adamlar ortaya çıktılar. Belki burada 3 tane farklı insanın resmini gördüğünüz için şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü bu videonun başında sadece Newton'ın adı yazıyor. Ve tabii bu adamlardan biri Sir Isaac Newton. İşte buradaki Newton. Aslında diğer iki kişinin de Newton kadar bu kanuna katkıları var. Çünkü onlar Newton'un bu ilk kanununda tanımladığını Newton'dan önce tanımlamışlardır. Bu Galileo. Galileo Galilei. Ve bu da René Descartes. Her biri bunu farklı bir şekilde tanımlamışlar. Ama bu konudaki en fazla bilinen Newton'un çalışmalarıdır. Çünkü o çalışmalarını daha geniş bir çerçeve içinde diğer kanunlarla birlikte ele almış. Yer çekimi kanunları örneğin gerçekten klasik mekaniğin temellerini atmıştır. Ve bu kanunlar en azından 20. yüzyıla kadar gerçek hayatın işleyişini açıklıyor kabul edilmiştir. O zaman için pek alışılık bir şey olmamasına rağmen bu arada 1600'lere geliyoruz. Belki de işleyişin tam tersi şeklinde olduğunu düşündüler. Belki cisimler kendi hızlarını, süratlerini ve hareket yönlerini koruma eğilimlerine sahiptirler. Bunu yazalım. Cisimler üzerine dengelenmemiş bir kuvvet uygulanmadığı sürece hızlarını koruma eğilimine sahiptirler. Yani az önce söylediğimizin tam tersi. Bakın, cisimler 2000 yılı aşkın süredir kendiliğinden durma eğilimindeydiler. Eğer hareketli tutmak istiyorsak kuvvet uygulamalıydık şimdi ise bu adamlar gelip cisimlerin hareketlerinin koruma eğiliminde olduğunu söylüyorlar ve onları durdurabilmenin tek yolu dengelenmemiş bir kuvvet uygulayarak onlara etki etmek, ivmelendirmek veya hızlarını değiştirmek. ama bunu duyunca biraz şaşırmış olabilirsiniz. Az önce koca insanlık tarihinden bahsettim ve söylediklerin benim gözlemlerime çok da uyuyordu. Ama şimdi bu cismin sonsuza kadar kendi kendine hareket edebileceğini mi söylüyorsun diye soranlar olabilir. Yani bu ilk varsayımımızı çürütmüş oluyor. Cisimlerin belki de kendi kendilerine durma eğilimleri yok. Cisimlerin çevreleriyle etkileşiminden meydana gelen kuvvetler hareketlerine ters yönde bir etki yapar. Yani siz bu cismi rahat bırakıp ona net bir kuvvet uygulamadığınızı sandığınız anda bile onu durdurmaya çalışan bir kuvvet olacaktır. Buradaki örneğimiz özelinde ise net kuvvet sürtünme kuvvetidir. Yani blok ve zemin arasındaki etkileşim. Cismi rahat bıraktığımızı düşünürken bile aslında hareket yönüne zıt net bir kuvvet yani sürtünme kuvveti vardır. Bu durum bloğun doğal özelliği olsaydı, çevre şartlarından bağımsız olarak blok her seferinde benzer bir şekilde dururdu. Ama bu üçlü yüzeyi biraz daha pürüzsüz bir hale getirince bloğun daha uzağa gidebildiğini gördüler. Hatta sürtünmeyi tamamen yok edip yüzeyi sürtünmesiz yapabilseydik, cisim sonsuza dek hareket edebilirdi diye düşündüler. Bu arada tabii ki onların uzaya bir uydu gönderip uzayın derinliklerinde bunu deneme lüksü yoktu. Yani bu hiç de içgüdüsel olmayan bir düşünce deneyiydi. Peki kuvvet uygulayınca ne oluyor diye düşünebilirsiniz. Mesela odadaki televizyonumun yerini değiştirmek istediğimde ona bir kuvvet uyguluyorum diyebilirsiniz ve bu üçlünün size yanıtı da eğer uyguladığın kuvveti sabit tutuyorsan yani televizyonu sabit bir hızla itersen yaptığın şey aslında buradaki net kuvvetin tersine hareket etmektir. Yani bu halınızın üzerindeki televizyonunuz olsaydı buradaki cismin hareketine ters yönde olan sürtünme kuvveti olurdu. Yani onu iterken aslında bir taraftan dengelemiş oluyorsunuz. Elbette bunu kusursuz bir şekilde dengelemişseniz cismin hızını korumuş olursunuz. Onu hızlandırmak isterseniz cismin hareket yönüne doğru daha fazla kuvvet uygulamalısınız.